Mehmet Özer'in bağışladığı arsa üzerine yapılacak olan Lafseki Devlet Hastanesi'nin temeli 14 Mayıs tarihinde dönemin Sağlık Bakanı'nın da katılımıyla atılmıştı. O günden bugüne kadar çok yol alındı ve inşaatın yapımı hızla devam ediyor. AK Parti Lafseki İlçe Başkanı Halil Özer, ilçede bir süre önce başlayan yeni hastane inşaatının sürdüğünü, Şekerkaya mevkisinde yapılan 32 yataklı yeni binanın 400 günde bitirilmesinin hedeflendiğini hatırlatarak şunları söyledi. Lafseki Devlet Hastanemizin şantiyesindeyiz, inşaat alanındayız. Devlet Hastanemiz gördüğünüz gibi tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Hatta beklediğimizden de daha hızlı gidiyor. Biliyorsunuz 400 gün teslim süresi vardı hastanemizin, inşaat süresi vardı. Bu 400 günden önce inşallah daha önce 19 Mayıs 2017 diye bunu hedeflemiştik, hesaplamıştık. Ama bu hızla gidersek inşallah daha önce açacağız, daha erkene çekmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde, arkadaşlarımızla bu bilinçli çalışıyorlar. Çünkü Lafseki halkına sözümüz var. Lafseki Devlet Hastanesi'nin yeriyle alakalı, işte diğer prosedürle alakalı birçok kez uğraştık, zaman geçirdik, vakit kaybettik. Bunu inşaat aşamasında müteahhit firmayla da görüşüp daha hızlı bir şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyor arkadaşlarımız. Biz de yerinde takip ediyoruz, inceliyoruz. İnşallah en kısa sürede hastaneyi bitirip Lafseki Devlet Hastanesi'ni Lafseki halkın hizmetine sunmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Devlet Hastanesi şantiye şefi Emrullah Sağlam ise inşaatın şu an 6. katını çıktıklarını belirterek, ana binanın yan tarafında da teknik binamız var. Bu binamızın da betonarme bölümü bitti ve duvarları örülmeye başlandı, dedi. Sağlam konuşmasının devamında şunları vurguladı. 20 tane kolonumuz, 2 tane perdemizin betonunu döktük. Bugün de diğer geriye kalan kolonlarımızın kalıp imalatı yapılıyor. Aynı zamanda teknik binamız var sağ tarafta. Teknik binamızın zaten kaba, kolon, betonarme kısmı bitti. Şu an duvar örme kısmına geçtiler.